Çocuklar bugün sizle en iyi çizen kazanır oynuyorum. Hadi bakalım bu kız bizden şu anda ne istiyor? Galiba buraya bir kar yağmış çocuklar. Acaba bir kardan adam kafası mı yapmamız isteniyor? Evet, doğru tahmin. Bakalım. Aa, fişi kopmuş. Bizim buraya ne yapmamız lazım sizce? Bence şuraya güzel bir kablo çizersek bu kız mutlu olacak ve saçlarını kurutacak. Evet, hadi bakalım. İlerledik. Yeniden galiba mutlu etmemiz gereken bir durum var. Köpekler ne sever arkadaşlar? Bence bundan yola çıkarak çok güzel bir tahminde bulunabilirsiniz. Bakalım çizebilecek miyim, çizemeyeceğim. Ama evet, beni bunu kabul ettiler. Çizdik sayılır. Evet arkadaşlar, bu güzel hamburgerin bir şeyi eksik gibi, ne dersiniz? Evet, şu anda tamamladık. Güzel bir ekmek yaptık bu hamburgere. Şimdi afiyetle yiyebiliriz. Kızcağızımızın ortasında olması gereken bir balık var arkadaşlar. Aa, neden olmadın bebeğim? Bak balık, bak bak, bu bir balık. Evet, kabul et diye. Evet arkadaşlar, şu anda da bu kızımızın bir adet külahı var ama dondurması yok ve ben ona bir dondurma armağan etmek istiyorum. Bakın çok mutlu oldu. Evet, şu anda ne yapmak istiyor? Bakın bir tane çiçeği yere düşmüş arkadaşlar. Acaba su mu vermesi gerekiyor? Evet, çok güzel. Suladık onu. Evet arkadaşlar, bu kızımız serinlemek istiyor ama yeniden bir kablo kopukluğu var ve biz bunun tadilatını yaptık. Make her happy. Bizim amacımız bu kızı mutlu etmek arkadaşlar. Bunu galiba mutlu edeceği yere getirmemiz gerekiyor. Evet. Çok güzel oldu. Şu anda da galiba yeniden arasına bir ketçap sıktık. Gördünüz mü? Çok lezzetli oldu. Galiba bu bir ekmek kızartma makinesi çocuklar. Bir ekmek çizersek eğer, evet, kızımızın karnı doyacaktır. Evet, şu anda arkadaşlar buraya galiba bir şekil vermemiz gerekiyor. O da şekli tamamlayacak. Yani örüntüyü, evet, doğru şekli yaptık. Bu bir güne bakan çiçeğim arkadaşlar. Bakın yaprakları yok ve ben bu çiçeğe güzel yapraklar çizeceğim. Evet, doğru yapmışım arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar tatlı oldu? Arkadaşlar camdan birisi kızımızı korkutuyor. Şu anda buraya bir perde çizsek. Evet, onu tamamladık ve kapattık. Gördünüz mü? Kızımız mutlu oldu. Arkadaşlar şu anda bu eti pişirmesi gerekiyor belli ki. Ama eti pişirmek için ne lazım? Bence şuraya şu odunların üstüne güzel ateş yaparsak etimiz pişecektir. Kızımızın da karnı doyacaktır. Şu anda kızımız bir pikniğe gitmiş olmalı. Ama acaba arkadaşının eli mi yanıyor çocuklar? Burada bizden ne istiyor, anlayan var mı? Şöyle bir şekil çizelim bakalım. Evet, bunların bir balığı eksikmiş. Bakın bir balık yaptık arkadaşlar. En azından pişirecekleri, karınlarını doyacakları bir yemekleri oldu. Bu resimde bir şey eksik arkadaşlar. Bence bu bir kadın. Çünkü üzerinde elbise var. Ama saçı eksik, görüyor musunuz? Hadi buna birazcık şöyle saç yapalım. Aa, olmuyor arkadaşlar. Evet, oldu. Korktum, biliyor musunuz, olmayacak diye bir an. Bu havucu bence böyle tamamlarsak tavşanımız yiyecektir. Ve kızımız da çok mutlu oldu. Arkadaşlar kızımız çok üşüyor. Ve bakın bir elinde eldiven varken diğerinde yok. Bence buna da şöyle güzel bir eldiven çizebiliriz ve onu mutlu edebiliriz. Evet, aynen böyle. Evet arkadaşlar, galiba kızımız bu sandalyede denge üstünde duramıyor. Neden acaba bu sandalyenin 3 tane mi ayağı olmalı yoksa 4 tane mi? Bence bu sandalyeye bir ayak çizmek lazım arkadaşlar. Evet, şu anda gayet rahat oturduğunu görebiliyoruz. Bu level'ı da geçtik arkadaşlar. Tam 27. seviyedeyiz. Sizinle ilerliyorum. Sizinle devam edeceğim gördüğünüz gibi. Siz şu anda eğer bu oyunun devam etmesini istiyorsanız beğen butonunu çökertin arkadaşlar. Tıklayın beğen butonuna. Ben buradan anlayayım ne kadar sevdiğinizi. Evet, şu anda kızımız ne istiyor acaba arkadaşlar? Şu an anlayan var mı ya? Lütfen bana yardımcı olun. Yorumlarda belirtin. Ben bazı seviyeleri tam olarak anlayamıyorum. Arkadaşlar burada ne eksik acaba? Şu küreğin şöyle bir kısmı mı eksik ya da şöyle kar mı yapmak lazım? Neymiş bunun derdi ya? Arkadaşlar kazdım ben şu anda orayı. Evet. Bahçesini sulayacak ama yeniden
Kablo koptuğu için çiçeklere su veremiyor. Bence biz bu hortumu şuraya alalım ve çiçekler büyüsün, canlansın. Bunlar uçmak istiyor galiba. Uçmak mı istiyorsunuz siz şuradaki balonlarda? Ne yapmak istiyorsunuz? Evet, sizi uçurdum. Mutlu oldular. Yeter ki siz mutlu olun. Kızımızın scooter'ının bir tane tekerleği kopmuş arkadaşlar. İlerleyemiyor. Oraya ne çizmem gerekiyor benim? Tabii ki de bir tane tekerlek çizmem gerekiyor. Aferin size, doğru tahmin. Evet. Gördünüz mü, şu anda çok mutlu oldu. Evet arkadaşlar, şu anda burada bize ne anlatılmak isteniyor? Önce bir onu anlayalım. Bu kız saatin 3'e gelmesini istiyor bence. Ben diyorum ki arkadaşlar, şöyle bir akrep çizersek saat 3 olur. Evet, doğru tercih. Bakın, kuş da çıktı, ötmeye başladı. Arkadaşlar, bu kızımız galiba çok hasta olmuş. Arkadaşında benden uzak dur diyor. Sizce bunun derdi ne olabilir? Bilenleriniz varsa lütfen bana yardımcı olabilir mi? Ne istiyor acaba bu kız arkadaşlar? Bir fikri olan var mı ya? Benden uzak dur diyor. Yani şu anda benden uzak dur diyor. Peki arkadaşı nasıl uzak duracak? Yoksa arkadaşını bu şekilde ya da bunu mu böyle kapatmak mı lazım? Öyle de değilmiş çocuklar. Ne yapmak gerekiyor acaba? Şöyle sana da bir maske verelim. Evet, şu anda ikisi de maskeli oldu, görüyor musunuz? Şu anda kızımız o kapıyı açmak istiyor. Ama bakın, bir anahtar deliği yok açabileceği. Biz bu kapıya güzel bir anahtar deliği yaparsak. Evet. Harikayız. Kızımız oraya artık açıp içeri girebilir. Evet, şu anda kızımız bu yumurtaları izliyor. Galiba buradan civciv çıkacak arkadaşlar. Hadi şuraya bir civciv çizelim. Evet, ben bir tane civciv çiziyorum ama 3 tane çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda galiba bu kedinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bakalım neler yapabiliriz. Evet, şu anda bunu başardık. Evet minik dostlarım, bakın şu anda bu kızımızın sorunu ne olabilir? Bakın, görüyor musunuz? Şuradan düğmesi kopmuş ve kızımızın göbeği açılmış. Bence biz oraya güzel bir düğme takarsak bu mesele çözülür. Evet, şu anda çok mutlu oldu. Devam ediyoruz. Bakalım. Aa arkadaşlar, bakın, sizce de bu ayıcıkta bir eksiklik yok mu? Hadi şöyle bir bakın bakalım, bu ayıcıktaki eksik sizce nedir? Bence bu ayıcığın eksiği şuradaki kulağının olmaması. Evet, şu anda kızımızı çok mutlu ettik ve ayıcığımıza da bir kulak yerleştirdik. Evet, kızımızın oksijen tüpünün borusu yok arkadaşlar. Onu çizmeye çalışıyorum şu anda. Evet, gördüğünüz gibi sağdan çıktı. Doğrusunu yapmışız. Bu pandada bence bir eksiklik var. Acaba ondan mı mutsuz dersiniz? Bir o eksiği tamamlayalım bakalım. Doğru cevabı bulabilmiş miyim? Şöyle bir tane daha göz çiziyoruz. Evet arkadaşlar, doğruyu yapmışım. Aa, ikisi de çok güzel bir pasta yiyor. Ama görün ki kızımızın pastasında bir tane meyve eksik. Hadi ona da güzel bir çilek koyalım. Evet, şu anda ikisi de çok mutlu. Evet arkadaşlar, bir lavabo ihtiyacımızı karşılayacağımızda en önemli şeylerden biri de bir tuvalet kağıdıdır, öyle değil mi? Bakın, şu anda oldu. Evet, kızımız şu anda bir atın üstünde. Ama neden korkuyor? Neden şu anda emin değil? Evet, ipini eline verdiğimizde onu yönetebilir. Şu anda korkmasına da gerek kalmaz. Hadi arkadaşlar, bu da bugünün son oyunu olsun. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar açıksa da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre bu oyunun devamını çekeceğim. Şu anda bilin bakalım eksik olan nedir? Bir bakalım, önce bir anlamaya çalışalım, değil mi? Kızımız galiba bu oyuncak uçağı uçurmaya çalışıyor. Evet, sizin de fark ettiğiniz gibi eksik olan uçağımızın bence kanatları. Deniyoruz şu anda. Kanatlara geldik. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Bir sonraki oyun videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.